Baba Torik. Herkese merhabalar. Sportoto Süper Lig'in 13. haftasında kapanış mücadelesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında Fenerbahçe renktaşı Bucaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe tarafına baktığımızda lige kötü başlamışlardı. Sonra tekrar bir çıkışa geçtiler üst üste gelen galibiyetlerle. Ama geçtiğimiz hafta tekrar kötü bir sonuç aldılar Gaziantep karşısında. 1-0 öne geçmelerine rağmen 2-1 kaybettiler. Tabii burada hem orta sahadaki eksikler hem de savunmadaki eksikler çok ön plandaydı. Emre yok malum sakatlığından ötürü. Hücum anlamında tabii Emre'nin eksikliği çok önemli. Aynı zamanda takım savunması olarak da Emre'nin eksikliğini çok hissetti Fenerbahçe. Bir de Ceza Lugano'nun da yokluğunu buna eklediğimizde tabii Gaziantep'in çok fazla pozisyon bulduğunu ve çok rahat pozisyonlar bulduğunu gördük. Bucaspor karşılaşmasında da aynı durum geçerli olabilir. Her ne kadar tabii teknik direktör değişikliğinin ardından Bucaspor'da Samet Aybaba henüz oyuncuları yeni yeni tanımaya başlıyor. Tabii bunun bazı sıkıntılarını yaşadılar geçtiğimiz 2-3 hafta içerisinde. Göreve geldikten sonra üst üste mağlubiyetler aldı Bucaspor. Ama tabii yeni gelen bir teknik direktöre biraz zaman ayırmak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta içeride Ankara gücüyle berabere kaldılar. Hücum anlamında çok fazla oyun sergilemediler ama Ankara gücünden ki hafta içinde Fenerbahçe'ye 4 gol atan bir takımdan gol yememeleri iyi bir istatistik olarak değerlendirilebilir. Benim karşılaşmayla ilgili tahminim az önce dediğim gibi bence Bucaspor bu deplasmanda gol ya da goller bulabilir. Çünkü önemli sakat ve cezalı eksikler var Fenerbahçe tarafında. Ama Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe oynadığı için onlar da Bucaspor karşısında gol ya da goller bulabilir. Bu nedenle benim karşılaşmayla ilgili öncelikli tahminim üstten yana iki takım da gol ya da goller bulacaktır diye düşünüyorum. Tarafsız olarak tabii ki Fenerbahçe çok üstün, çok ön planda ama ben hani Bucaspor'un burada bir sürprize imza atıp bir beraberlik çıkarabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle hani iddia oynayacak arkadaşlara zaten oranı da oldukça düşük olacaktır. Fenerbahçe galibiyetini önermiyorum. 0-2 çifte şans. Yani Bucaspor'un en azından bu maçı kaybetmeyeceğine dair bir bahis oynanabilir. Gollü bir beraberlik üzerine bir bahis oynanabilir. Özetlemek gerekirse 0-2 çifte şans. Bucaspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum ve alt üst bahsi olarak da tercihim üstten yana. Baba Torik.